Kas kalemle kazanacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde canlılarda enerji dönüşümleri ünitesine başlamıştık. Bugün oksijensiz solunumla konumuza devam edeceğiz. Oksijensiz solunum diğer adıyla fermantasyon, diğer adıyla anaerobik solunumdur. Arkadaşlar bizler bu diğer isimlerini bilmemiz gerekiyor. Yani fermantasyon denildiğinde hemen aklımıza oksijensiz solunum veya anaerobik solunum dediğinde hemen aklımıza oksijensiz solunum gelmeli. Oksijensiz solunum, organik maddelerin oksijen kullanılmadan enzimler yardımıyla parçalanması sonucunda ATP enerjisinin elde edilmesidir. Oksijensiz solunumun tamamı sitoplazmada gerçekleşir. Yani özelleşmiş herhangi bir hücrede gerçekleşmez. Tamamı sitoplazmada gerçekleşmektedir. Demek ki oksijensiz solunumda oksijen kullanılmadan enzimler yardımıyla organik maddelerin parçalanması sonucunda ATP enerjisinin elde edilmesidir. Arkadaşlar oksijensiz solunumu biz iki evrede inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi glikoliz evresi, diğeri ise son ürün oluşum evresidir. Birincisi glikoliz evresi. Glikoliz evresinin başlangıcı glikozla başlar. Nereye kadar devam eder? Glikozla başlayıp pürvik asidin yıkımına kadar devam eder. Glikozun pürvik aside veya bir diğer ifadeyle pürüvata kadar parçalandığı evredir. Bu evrede ETS yani elektron taşıma sistemi elemanları görev almaz. Bu evrede oksijen kullanılmaz. Bu evre bütün canlılarda ortak olarak görülür. Yani ister oksijenli solunum yapsın, ister oksijensiz solunum yapsın. Bütün canlılarda solunumun ilk evresi glikolizdir. Yani oksijenli solunumda da biz ilk evre olarak glikolizi göreceğiz. Glikoliz tepkimesinde öncelikle glikozu aktifleştirmek için 2 ATP harcanır. Bu ATP harcanmasının adı neydi? Defosforilasyondu. Yani glikoliz evresinde defosforilasyon gerçekleşir. ATP tüketimi. Arkasından substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 ATP üretilmektedir. O zaman glikoliz evresinde net ATP kazancı denildiği zaman 2 ATP net kazancımız vardır diyoruz. Arkadaşlar bu evrede 2 tane NAD koenzimi hidrojen alarak indirgenir. Ve böylelikle 2 NADH artı H artıya dönüşmüş olur. Demek ki NAD koenzimi dediğimiz bir koenzim var. Bu koenzim hidrojen alarak indirgeniyor. Bizde hidrojen alındığında indirgenme, verildiğinde ise yükseltgenme olarak bileceğiz. Yani bizde çok teferruatlı indirgenme, yükseltgenme tepkimeleri yok. Zaten bir bu konuda var. Canlılarda enerji dönüşümlerinde var. Burada da eğer NAD veya ileride göreceğimiz FAD veya ileride göreceğimiz NADP koenzimleri hidrojen almışsa indirgenir, verdiğinde yükseltgenir. Bizde mantık bu kadar basit. İşte burada iki tane NAD koenzimi hidrojen alarak indirgenir. Peki glikolizin reaksiyon basamaklarına beraber bakacak olursak. Arkadaşlar öncelikle glikozu aktifleştirmek için 2 ATP harcanır. Yani ATP'ler gördüğünüz gibi ATP'ler neye dönüşmüştür? ADP'ye dönüşmüştür. 2 ATP harcadık. 2 ATP harcadığımız zaman ATP'lerdeki fosfatlar nereye bağlanıyor? Elbette ki moleküllere bağlanıyor. Yani glikoz bir ATP harcadım. Ne oluştu? Glikoz monofosfat. Sonra burada gösterilmeyen ara bir basamak daha var. Fruktoz monofosfat oluşuyor enzimler yardımıyla. Ve arkasından da bir ATP daha harcayıp fruktoz difosfat oluşmuş oluyor. Arkadaşlar bu fruktoz difosfat aktiftir.
artık aktif. Yani biz ATP'yi harcadık. Artık reaksiyona girebilecek bir molekül elde etmiş olduk. Burada zincir iki kola ayrılmakta. Ayrıldığında arkadaşlar her biri 3 karbonlu bir fosfatlı yapı olan fosfogliser aldehitler oluşmaktadır. Fosfogliser aldehit. Artık ATP üretimim başlamalı. Artık NAD koenzimi indirgenmeli. Bu tür olaylar görmeliyiz burada. Çünkü ATP'yi başta harcadık. İşte fosfogliser aldehitten inorganik fosfat girerek ve arkasından da NAD koenzimi indirgenerek difosfogliserik asit meydana gelir. Arkasından bir ATP sentezlenir. Yani difosfogliserik asit. İki tane fosfat varmış bundan. Difosfogliserik asitten bir tane fosfatı aldık. ADP'ye bağladık. O zaman ATP sentezlendi. Ne kaldı geriye? Difosfogliserik asitti. O zaman sadece fosfogliserik asit meydana gelir. Ve buradan bir ATP daha harcandığında o zaman ne meydana gelecektir? Piruvat, pardon, bir ATP daha oluştuğunda, yanlış söyledim. Bir ATP daha oluştuğunda buradaki bir tane daha fosfat kopacaktır. Ne meydana gelecektir? Piruvat yani pürvik asit meydana gelmiş olacaktır. Peki biz burada ne bilmeliyiz özellikle? Arkadaşlar bizim bilmemiz gereken burada en önemli nokta bu olayların gerçekleşme sırasıdır. Yoksa reaksiyon bazında bu kadar detayda bir şey çıkacağını beklememektir. Yani önce dikkat edin. Önce ATP tüketimi yani defosforilasyon gerçekleşiyor. Arkasından NAD koenzimi indirgeniyor. Ve arkasından ATP üretimi var. Yani bize sorsa substrat düzeyinde fosforilasyon, defosforilasyon, NAD'ın indirgenmesi. Bu şekilde 3 tane olay verse. Bunları oluşum sıralarına göre sıralayın dese, birinci olarak defosforilasyon, ikinci olarak NAD'ın indirgenmesi, üçüncü olarak da substrat düzeyinde fosforilasyon yani ATP sentezi şeklinde sıralamamız gerekiyor. Yoksa bu kadar ayrıntıda reaksiyonların ara evrelerini bilmemize gerek yok. Arkadaşlar son ürün oluşumu dediğimiz zaman ise son ürün oluşumuna göre biz İki tip son ürün görüyoruz. Bunlardan bir tanesi etil alkol, diğeri ise laktik asittir. Oluşan son ürüne göre biz iki farklı isim vermekteyiz. Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu şeklinde. Fermantasyon dediğime göre o zaman oksijensiz solunumu kastediyorum. Yani o zaman ilk evre muhakkak glikolizdir. Burayı atlamayalım. Yani burası etil alkol fermantasyonu deyince sadece son üründen meydana gelmiyor. Muhakkak glikoliz artı son üründen meydana gelmektedir. Etil alkol fermantasyonu kimlerde görülür? Etil alkol fermantasyonu şarap bakterilerinde, bira mayalarında, bazı bitki tohumlarında görülen bir fermantasyon çeşididir. Arkadaşlar, bakın pürvik asit oluştu. Pürvik asit oluştuktan sonra eğer oksijen yoksa o zaman oksijensiz solunumun ikinci evresi yani son ürün oluşum evresi başlar. Peki neden son ürün oluşumu evresine başlıyoruz burada? Çünkü piruvattan sonraki kısımda baktığımızda NAD'ın tekrar yükseltgenmesini göreceğiz. Bu şekilde de glikolizin devamlılığının sağlandığını göreceğiz. Yani pürvik asit hücreden doğrudan doğruya uzaklaştırılamıyor. Başka bir son ürüne çevriliyor. Ve bu başka son ürüne çevrilerek hücreden uzaklaştırılması mümkün hale geliyor. Ve aynı zamanda da bu son ürün oluşum evresinde NAD koenzimi yükseltgenerek tekrar glikolizde kullanılabilir hale geliyor. Bu da glikolizin devamlılığını mümkün hale getiriyor. Arkadaşlar glikoliz evresi evrenseldi. Ancak glikolizden sonraki evrede farklı son ürünler oluştuğuna göre farklı enzimler kullanılmaktadır diyoruz. Demek ki burada artık farklı enzimler kullanılıyor. Bakın arkadaşlar. Glikozdan iki tane pürvik asitin oluştuğu evre glikoliz. Biraz önce işledik. Ne oluyordu bu evrede?
2 ATP harcanıyordu. 4 ATP sentezleniyordu. Net 2 ATP'li kazancımız vardı. 2 tane NAD koenzimi hidrojen alarak indirgeniyordu. Ve bu evre dedi ki evrenseldir. Yani bütün canlılarda gerçekleşir. Gerçekleştiği yerde ister glikoliz ister son ürün oluşumu olsun tamamı için ne demiştik? Sitoplazmadır demiştik. O zaman gerçekleştiği yer sitoplazmadır. Pürvik asit oluştuktan sonra farklı canlılarda farklı enzimler bulunduğu için farklı son ürün oluşumlarını gözlemliyoruz. Peki bu son ürün oluşum evresine başvurmanın sebebini nasıl açıkladık? Bu son ürün oluşum evresine başvurma nedenini dedik ki 1. Pürvik asitin uzaklaştırılmasını sağlar. 2. Burada glikolizin devamlılığını görüyoruz. Yani burada NAD koenzimleri, NAD artı H artı aslında koenzimleri yükseltgelerek tekrar glikoliz evresinde kullanılabilir hale gelir. Bu sayede de glikolizin devamlılığı sağlanır. Peki neler oluyormuş? Beraber bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pürvik asit oluştuktan sonra 2 karbondioksit açığa çıkıyor. Ve bunun sonucunda 2 tane aset aldehit meydana geliyor. Ve burada yine 2 NAD koenzimi NAD artı H artıya dönüşmüştü hatırlarsanız glikolizde. İşte bu 2 NAD artı H artı koenzimleri hidrojenlerini vererek 2 tane ne yaptı? NAD'a dönüştü. O zaman burada NAD artı H artılar hidrojenlerini vererek yükseltgenmiş olur. Glikolizde NAD'lar indirgeniyordu hidrojen alarak. Burada ise NAD artı H artılar hidrojenlerini vererek yükseltgenir. Böylece 2 tane etil alkol oluşmuş oldu. Arkadaşlar pürvik asit 3 karbonluydu. Etil alkole baktığımız zaman etil alkol 2 karbonlu bir yapıya sahiptir. Demek ki etil alkol 2 karbonludur diyoruz. Bir diğer farklı fermantasyon çeşidi ise laktik asit fermantasyonudur. Laktik asit fermantasyonu bizlerin çizgili kaslarında yoğurt bakterilerinde görülen fermantasyon çeşididir. Fermantasyon oksijensiz solunum demektir. O zaman yine aynı mantıkta bu laktik asit fermantasyonu da kesinlikle glikoliz artı son ürün oluşum basamağından ne yapmıştır? Meydana gelmiştir. Glikoliz evrenseldi. Yani glikolizde gerçekleşen olaylar bütün canlılarda ortaktı. Biraz önce sıraladık. Yine laktik asit fermantasyonunda da muhakkak glikoliz ne yapacak? Ortak olarak gerçekleşecek. Arkasından piruvatta, bakın burada karbondioksit çıkışı yok. Burada asetaldehit oluşumu yok. Doğrudan doğruya 2 NAD artı H artı koenzimi hidrojenlerini vererek 2 tane NAD'a dönüşür. Yani NAD artı H artılar yükseltgenirler burada. Ve bu sayede laktik asit meydana gelir. Peki laktik asit kaç karbonludur? Laktik asit 3 karbonlu bir bileşiktir. O zaman etil alkol fermantasyonuyla laktik asit fermantasyonu arasındaki en önemli farklar 1. Etil alkol fermantasyonunda karbondioksit çıkışı vardır. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit çıkışı bulunmaz. 2. Etil alkol fermantasyonunda aset aldehit oluşumu vardır. Ancak laktik asit fermantasyonunda aset aldehit oluşumu yoktur. Yalnız bunun dışında kalan olaylar içinde ne diyeceğiz? Hem etil alkol hem laktik asit için ortaktır. Bunları sıralayacak olursak ortak olanları. 1. Glikolizde olan olaylar ortak. Neydi bunlar hatırlayalım. ATP tüketimi ortak. NAD'ın indirgenmesi ortak. ATP sentezleme ortak. Veya ATP sentezlemenin yerine ne diyebiliriz? Substrat düzeyinde fosforilasyon ortak. NAD artı H artıların hidrojenlerini vererek yükseltgenmesi ortak. Pürvat oluşumu ortak.
Demek ki bu saymış olduklarımızda hem etil alkol fermantasyonunda hem de laktik asit fermantasyonunda ortak olarak görülmektedir. Şimdi laktik asit fermantasyonu ile etil alkol fermantasyonlarının bir de genel denklemlerine beraber bakacak olursak. Glikoz C6H12O6 demek. 2 ATP harcanıyor ve aktifleştiriliyor. Enzimler yardımıyla ne yapmaya başlanıyor? Bu glikozlar parçalanıyor. İşte etil alkol fermantasyonunda gördüğünüz gibi 4 ATP sentezleniyor. 2 karbondioksit açığa çıkıyor ve ısı enerjisi açığa çıkıyor. Laktik asit fermantasyonunda ise laktik asitin yanı sıra yine 4 ATP sentezleniyor ve ısı enerjisi açığa çıkıyor. İşte biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Laktik asit fermantasyonu ile etil alkol fermantasyonu ayıran en önemli fark etil alkol fermantasyonunda gördüğünüz gibi karbondioksit çıkışının olmasıdır. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit çıkışı yoktur. O zaman bütün solunum reaksiyonlarında karbondioksit çıkışı var mıdır? Hayır. Bunu bozan nedir? Laktik asit fermantasyonudur. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit çıkışı gözlenmez. Arkadaşlar, burada bir diğer önemli nokta ise her ikisinde ATP enerjisinin yanı sıra bir de ısı enerjisi açığa çıkmaktadır. Burada çok önemli bir not düşüyoruz. Diyoruz ki tüm solunum reaksiyonlarında ATP enerjisinin yanı sıra ısı enerjisi de açığa çıkar. Bundan sonra göreceğimiz oksijenli solunum konusunda da baktığımızda ATP'nin yanı sıra yine ısı enerjisi açığa çıkmaktadır. O zaman ısı enerjisinin açığa çıkması tüm solunum reaksiyonlarının ortak özelliğidir. Peki, üretilen ATP'lere bir bakalım. Arkadaşlar, eğer substrat olarak direkt glikoz kullanıyorsak 4 ATP sentezleniyor. Ancak bu glikozu aktifleştirmek için 2 ATP ne yapıyorduk? Harcıyorduk. Bu yüzden net kazancım ne oluyor? 2 ATP oluyor. Peki, glikoz değil de glikoz monofosfat. Monofosfat yani bir kademe aktifleştirilmiş bana o halde hazır veriyor. Ama daha tam istediğim şekilde aktif değil. O zaman glikoz monofosfat veya fruktoz monofosfat fark etmez. Yani fruktoz monofosfat da verebilir bize. O zaman glikoz monofosfat veya fruktoz monofosfat verdiği zaman yine her halükarda bakın her halükarda benim sentezlediğim değişmiyor. Yine 4 ATP sentezliyorum. Ancak bu sefer aktifleştirmek için 2'ye gerek yok, 2 ATP'ye gerek yok. Aktifleştirmek için 1 ATP yeterli. Bu yüzden net kazancım 3 ATP olmaktadır. Eğer bana fruktoz difosfat vermişse, difosfat, demek ki bu molekül artık ne? Aktif. Yani benim bunu aktifleştirmeyle harcayacağım herhangi bir ATP yok. O zaman bu fruktoz difosfat verilmişse, yani aktif olan bir molekül verilmişse ATP harcamayacağım. Yine her halükarda 4 tane üretiyorum. Harcanan ATP'm yok. Bu yüzden net ATP kazancım da 4 olacaktır. Demek ki glikoz verildiğinde aktifleştirmek için 2 tane harcadığım için net 2. Glikoz monofosfat, fruktoz monofosfat verildiğinde aktifleştirmek için 1 ATP harcarım. Eğer fruktoz difosfat veriliyorsa herhangi bir şekilde aktifleştirmek için ATP harcamam. Bu nedenden dolayı da net ATP kazancım 4 olacaktır. Gördüğünüz gibi ATP kazancı bir oksijenli solunuma göre düşüktür. Bunun temel sebebi de önemli bir nokta arkadaşlar. Oksijensiz solunumda glikoz tamamen inorganik maddelere kadar parçalanmamıştır. Oluşan son ürünler halen organik yapılıdır. Yani işte C2H5OH diyoruz diyelim. Yani halen yapısında kimyasal bağ enerjisi içermektedir. Parçalanma tam gerçekleşmediği için enerji verimliliği düşüktür diyoruz. Arkadaşlar bir dahaki derse görüşmek üzere. İyi günler.